Dört tane tip bu toplumlarda sanki kendisini gösteriyor. Bilmem katılır mısınız? Onu da paylaşalım istiyorum. Özellikle kendini inkar eden ve tam teslimiyet göstermiş insan tipleri. Yani sisteme tamamen kendini teslim etmiş. Oradan ne mal alabilir miyim diye bakıyor. Kendi kimliğini, karakterini inkar etmiş bir tipoloji var. İnsan tipi. Bu birinci tip. İkincisi lümpen. Günübirlik hazlarla, sonra ucuz zevklerle. Sonradan görmüş. Sonradan görmüş. Bu şekilde yaşıyor. Eyvallah. Üçüncüsü öfkeye dayalı tepkisel tip. Yani dindarlık var ama tamamen yüzeysel, tepkisel. Ondan sonra ilmi değil. Böyle köklü, ne yaptığını bilen, özgüvenli değil. Dördüncüsü de ondan sonra terör ile arabesk kültürü birleştirmiş ve buradan da adeta böyle bir saldırganlık kültürü ortaya çıkarmış bir bedevi dinler. Bedevi agresif tarafta var. Diğer kısım maalesef çok azınlıkta gözüküyor. Eyvallah. Bu tahlil doğru mu hocam? Doğru. Doğru. Ya bir kere peki, bunların yaptığı hareketlerin sonu ne olur? Bir kere çarpık şehirleşme aslında efendim İslam topraklarının maruz kaldığı ekonomik sömürge olmasının doğal bir sonucu oldu. Tabii efendim plansız, projesiz olması da haddi zatında yöneticilerinin, İslam topraklarının yöneticilerinin bu işi dert edinme işi. Yani bir tür kaçmaktan kovalamaya, ağlamaktan efendim gülmeye vakit bulamamalarının sebebi diye düşünüyorum. İşte şu, yani bu toplumda göç meselesinin nasıl şehirleşmeyi felç ettiği ortada. Yani İstanbul öldürüldü. Tabii. İstanbul öldürüldü. Nasıl İstanbul yaşasın? Düşünsenize hızlı bir şehirleşme var. Hızlı bir kentleşme var daha doğrusu. Kentleşme olsa. Efendim ve keşmekeş kentleşme var. Yani ve bu kentleşme yağmalamaya dönüşüyor. Çevrenin merkezi kuşatmasına dönüşüyor. Çünkü merkez harami. Merkez harami. Evet. Şimdi gayrimüslimleri göndermişsiniz. 6-7 Eylül hadisesini hatırlayın. Tabii. Rum'un Ermeni'nin emlakine konmuş efendim cumhuriyetin elitleri. Cumhuriyet elitlerine efendim bu toprakların yerli unsurlarının emeğini gasp edip peşkeş çekmiş. Ne karşılığında? Çünkü ideolojik olarak kendisine yanaşma arıyor. Anlatabiliyor muyum? İdeolojik taban edinecek. Düşünün, ağa kesesinden mal bağışlıyor. Tabii. Soyduğu vatandaşının malını efendim ona veriyor. Niye? Temelde, onun da temeline inelim. İdeolojik devlet. Evet. İdeolojik ulus devlet. Aynen öyle. İdeolojik ulus devlet. Onun da temeline inelim. İthal ideoloji. Evet. Onun da temeline inelim. İddiasını yok etmek üzere taşeron olarak tutulmuş, kendi halkına yaslanmaktan aciz, yaslanamayan, dolayısıyla kendisini oraya koyan dış güçlere borçlu olan taşeronlar. Tabii, tabii. Şimdi bakın nereden vurduk, nereden çıktı. Çarpık kentleşme geldi, ithal ideolojiye dayandı. Bundan bağlantılı. Aynen, çok bağlantılı. Tabii. Çok bağlantılı. Tabii. Yani kendi topraklarınızı kendi halkınıza hırsız tutar mısınız? Kendi halkınıza yağmalattırır mısınız? Bu nasıl bir şeydir? Kendi topraklarınızı kendiniz işgal eder misiniz? Bu nasıl bir şeydir? İşte kendi ordunuz kendinizi işgalci olarak görür mü? Kendi ordunuz silahlanmasını kendi halkını bombalamak üzere yapar mı? Hocam biz iş düşman muamelesi gördük halk olarak uzun yani, zaman biliyorsunuz. İş düşman. İşte. Tehdit. İşte. Yani bütün bunlar, bu saydıklarınız aslında hepsi birbiriyle doğrudan ve çapraz bağlantılara sahip. İşte Mısır'da olan, Tunus'da olan ve diğerlerinde olacak olan da haddi zatında hepsinin bir icmalinden oluşuyor ve gayri memnun kitleler adeta memnuniyetsizlik ortak paydasında birleşiyor. Bir koalisyon kuruyor. Koalisyon kuruyor. Ve bu inanın hayra alamet. Mısır'da şimdi liberaller, İslamcılar, laikler,
efendim şunlar, hatta ulusalcılar bir araya gelip halkın âli menfaatleri için ittifak yapabildiler. Eyvallah. Bugüne kadar bunları birbiriyle çatıştırıyorlardı. Tabii. Siz zannediyor musunuz ki sadece işte 12 Eylül öncesinde sağ sol, Alevi Sünni, İslamcı laik, Kürt Türk. Bakın biri biter biri başlar, biri biter biri başlar. Derdimize ne oldu? Kimin kimle şeyi var? Yani bu memlekette Sünnilerle Aleviler bilmem kaç yüzyıldan beri kapı kapıya oturuyorlar, yaşıyorlar. Aynı mahallede yaşıyorlar. Birbirinin külüne muhtaçlar. Tabii. Siz nasıl ettiniz de şu kadar yıl içinde bunları bu kadar böylesine düşman etmeyi becerdiniz? Tabii. Aynı şey oralarda da yapıldı. İşte bugün Kıptilerle, Kıpti bir kadın anlatıyor. İhvan grubunun içine girdim diyor. Efendim tehlikeli anlarda diyor. Hı. Kahire meydanında tehlikeli anlarda ve ben Hristiyan olmama rağmen, göğsümde de haç olmasına rağmen beni korudular diyor. Tabii. Ama buna şaşırmasına şaşırdım. İyi de bunu görmesi için ihvanla bir araya gelmesi lazım. Tabii önce bir dediğiniz gibi teşhiki mesai yapması lazım. Ama ona bunlar senin düşmanın eline geçirirlerse seni parçalayacaklar. Seni çiğ yerler diye inandırmışlar. Doğru. Bu memlekette de öyle. Doğru. Bakınız Nişantaşı'na gidiniz, Bebek'e gidiniz, oralarda yaşayanlar efendim, Etiler'de, Bağdat Caddesi'nde. Bu memleketin yerlisi olan, bin yıllık sahici gerçeği olan Müslüman halkı öcü gibi görürler. Ellerine geçseler sanki parçalayacaklar gibi. Hiç teşhiki mesai yaptılar mı? Evet. Hiçbir camiye girmeyi denediler mi? Hiç onların arasına karıştılar mı? Ya. Yani bugün görüyorlar, bunlar da bizim gibi insanmış. Bunlar da yer içermiş. Evet. Bunlar da eğlenirmiş. Sinemaya gidermiş. Eyvallah. Falan. Yani garip tavırlar. Şu efendim malum medyanın şaklabanlıklarına baksanıza sanki yeni görmüş, sanki yeni olmuş gibi. Efendim işte Tayyip Bey'in kızı enstrüman çalıyormuş da. Evet. Efendim ya siz yeni öğrendiniz bunu. Allah'tan korkun. Cehaletinize doyun. Çünkü bir tür o kendi gettonuzda yaşadığınız cehaletinize için. Cehaletinize doymayın. Tabii yani. Kendinizden başkalarını görmediğinizde bizi böyle ne zannediyorsunuz siz ya? Yani. Allah Allah. Yani hem cahiller, hem keller, hem fodullar. Onun için bu aynısı orada da daha fena bir biçimde yapıldı. Bugün ayrıştırma ve tabii, blokaj, birbirinden tabii, koparma. Bugün İskenderiye'de bundan işte 2,5 ay mukaddem önce İskenderiye Kilisesi'nde şey, yılbaşında efendim yortu kutlanırken Hristiyanlar bombalanma hadisesini İhvan-ı Müslümin'in üzerine attı. Şimdi ortaya çıktı ki Hüsnü Mübarek'in İçişleri Bakanı oranın Ergenekon'una yaptırmış. Yani. Ama şimdi açıklandı. Şimdi tutuklamalar başladı. Yeah. Oranın Ergenekon'una yaptırmış. Sevgili hocam, şimdi ara vermeden evvel yine bir soruyla nihayette usulümüz bizim de artık yavaş yavaş şekilleniyor. Her halükarda Kur'ani açıdan baktığımızda öyle hissediyorum. Hürriyet istibdada tercih edilir. Hiç şüphesiz. Her bakımdan. Çünkü hürriyet olmazsa irade olmaz. Hiç şüphesiz. İrade olmazsa da insanların gerçek istidadı, özellikleri açığa çıkmaz. Bunun tartışması yok. O bakımdan. Çünkü iman hür irade ile yapılan tercihin sonucudur. Eyvallah. Dolayısıyla hiç kimse hiçbir gerekçeye sığınarak İstibdadı kurtaramaz. Kurtaramaz, istibdadı savunamaz. İslam adına aklayamaz. O zaman biz en nihayet halinde şunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Bu hareketler ne olursa olsun hürriyetle irtibatlı olduğu için mutlaka hayırdır, güzeldir, iyidir. O kadar. Ha. Altını çiziyoruz. Altını çiziyoruz. Bunlar neticeye ulaşmışlar. Bunlarda falancanın parmağı varmış. Feşmekencelerin tırnağı varmış. Falancalar el atmışlar. Bunları geçin bir yol. Yani İslami olur muymuş, olmaz mıymış? Bunları geçin bir yol. Öncelikle prensip insani olarak olan etrafında konuşalım ve Kur'an'ın prensiplerinden yola çıkalım. Kur'an'ın ortaya sürdüğü prensip. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Evet. Adem oğlu mükerremdir. Adem oğlunu kul edinecek her kul merduttur. Adem oğlu sadece Allah'a kul olabilir. O da kendi isteğiyle. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Onun için
her türlü istibdat, her türlü baskı, her türlü hanedanlık, her türlü zulüm merduttur. Evet. Ne adına, kim adına olursa yapılsın. Olsun. Devletin imanı adalettir. Hadi eyvallah hocam. Demek ki bu çerçeveden bakacağız. Şu anda hürriyetle irtibatlandırıldığı için bunu prensipte güzel göreceğiz. Ama bu nasıl neticeler doğurur? Ne gibi yankılar olur? Türkiye ile irtibatı, ki ben size onu özellikle soracağım. Bölgede güç merkezleri var bu bölgede. Türkiye, İran, Mısır, İsrail. Bunlar açısından da mutlaka yansımalar olacak. Bunlara da biraz projeksiyon manasında, yani geleceğe yönelik okumalar, geçmişi, şimdisi ve geleceği manasında okumalar yapmak için 3. bölüme bırakalım. 3. bölümde kızlarımıza döneceğiz. Tabii. Sistemimiz öyle. Öyle değil mi? Evet. İşimi o zaman bitireceğiz. 3. bölümde sezonlar gelecek kısmını belki onların sorularıyla birleştiririz. İnşallah. Öyle yaparız değil mi? Öyle yapacağız. Öyle daha güzel. 3. bölümde kızlarımız İnşallah. Güzel güzel sorular soracaklar. Siz de onlar çok sabrettiler. İşin yansımalarına yönelik İnşallah. Olarak tahliller inşallah yapacaksınız. Benim söylediğim o zaman öyle yerini bulacak. Eyvallah. İnşallah. Peki. Ben bu arada sevgili izleyicilerimize de bir anonsta bulunmak istiyorum. Efendim, vahyinpenceresi@hilaltv.net adresinden bize e-postalarınızla ulaşabilirsiniz. Bakın ekranımıza da şu anda yazıyor. vahyinpenceresi@hilaltv.net. Şimdi ikinci kısmı bitiriyoruz. 3. kısımda işin yansımaları bakımından da sorularla beraber tahlilini inşallah yapacağız. Genç kızlarımız, grubumuz ona göre soracak, halkamız ve cevaplar olacak. Şimdi kısa bir mola. Tekrar.